Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Biraz önce aktardık. Tabii özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar, biraz önce bahsettiğimiz yüksek fahiş fiyatlar, hayat pahalılığı, onun öncesinde yaşadığımız bir pandemi vardı. Ardından özellikle beklenen olası Büyük Marmara depremi. Şimdi bu başlıkları niye yazdık? İşte bu başlıklardan dolayı büyük şehirlerden daha küçük illere bir göç akımı başladı sevgili izleyiciler. 81 ilde 350 bine yakın bir nakliye talebi oldu. Göç eden vatandaşlar nakliye firmalarına başvurdular ve talepler tek tek analiz edildi. Yani vatandaşlar hangi illerden hangi illere göç ediyor? Şimdi onu aktarmış olalım. İstanbul en çok terk edilen kent sıralamasında ilk başta yer alıyor. En çok İstanbul'dan gidiyor vatandaşlar. Nerelere gidiyorlar? Muğla. En çok göç alan ilse Muğla. İstanbul'dan gidiyoruz ve Muğla'ya yerleşiyoruz bu veriler ışığında. Tabii asgari ücrete yapılan, zam yapılan özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında bu göçün en yüksek orana ve zirveye oturduğu aktarılıyor. En çok Temmuz ve Ağustos aylarında büyük şehirlerden daha küçük, görece daha küçük illere göç edildiği yansıtılmış sevgili izleyiciler. İstanbul demiştik. İstanbul'la beraber Ankara, İzmir, Muğla, Balıkesir, Samsun ve Ordu'ya göç ediliyor sevgili izleyiciler. Öne çıkan ilçelerse Ayvalık ve Edremit oldu. Muğla baş sırada il olarak ama ilçeler noktasında da en çok büyük şehirlerden insanlar daha rahat yaşayacaklarını düşündükleri ve dediğimiz gibi görece fiyatların belki biraz daha makul olduğu bu illeri ve ilçeleri tercih ediyorlar. Peki göç ederken hangi evlere daha çok talep var onu da aktarmış olalım. Bir önceki seneye göre karşılaştırmamızı yapalım. Büyük evler tercih ediliyor. Örneğin 4+1 evlere talep bir önceki seneye göre %22 nokta artış gösteriyor. 5+1 evlere talep %13, 3+1 evlere de talep %10 oranında artmış vaziyette. Daha büyük, daha geniş ve daha ferah evlerde yaşamak istiyor vatandaşlar. Tabii aslında bu göçle beraber çok doğrudan etkili başka bir konumuz daha var, başka bir sektör daha var. O da nakliye sektörü. Biraz önce başlarken aktarmıştık özellikle hangi illerden nerelere göç ediliyor, tek tek talepler incelendi demiştik. Özellikle bu göç sırasında nakliye fiyatları da tavan yapmış vaziyette sevgili izleyiciler. Örneğin eğer İstanbul'da bir ilçeden başka bir ilçeye taşınmak istiyorsanız ödeyeceğiniz nakliye ücreti 18 ila 20 bin lira arasında değişmekte. Başka bir şehre eğer taşınmak istiyorsanız orada ödeyeceğiniz fiyatsa 50 bin liralara kadar çıkmış vaziyette. Şehir içinde 18 ila 20 bin, şehirler arası bir nakliye firması kullanacaksanız orada da 50 bin liraya kadar bir ücret ödemeniz gerekiyor sevgili izleyiciler.